yaşındayım. Erzurum'da doğdum, büyüdüm. Curling sporunu 2 yıldır yapıyorum. Adım Nisan Nur, soyadım Kaya. Erzurumluyum. 1,5 yıldır curling yapıyorum. Şafak Çalıkuşu, Erzurumluyum. 3 yıldır curling yapıyorum. Curling'e okul yardımıyla başladım. 2019'da en büyük hedeflerimden biri ülkemi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Benim adım soyadım Beytullah Özkan, 15 yaşındayım. Curling'e bir televizyon sayesinde tanıştım. 2 yıldır curling yapıyorum. 2 ay bir süreç kaldı. Bu 2 ay süreci kendimizi en iyi noktaya şekilde hazırlamak istiyoruz. 2019 EYOF'ta iyi şekilde dereceler almak, ülkemize dönmek istiyoruz. Bilal Ömer Çakır. Kendim A milli takım aktif sporcularındanım. Aynı zamanda da curling altyapı ekibinin sorumlu hocalarından bir tanesiyim. Kendim beden eğitimi öğretmeniyim. Şu anda EYOF çalışmaları için buralardayız. Federasyonumuzun görevlendirmesiyle şu anda EYOF çalışmalarına başladık. Curling branşı olarak biz hangi turnuvaya gidersek gidelim katılımcı olarak gitmeyiz. Bizim her zaman gözümüzde o kürsü vardır. Ve bunlar da bizim için hayal ya da sürpriz değil. Çünkü gerçekten bu işte biz geç tanıştık ama güzel bir şekilde benimsedik. En son Kanada'da dünya beşincisi olan takımın kadrosunda ben de vardım. Şimdi curling sporunda deneyim tecrübe bazen yeteneğin önüne geçiyor. Bizler hani gücümüzü yettiği kadar sporu yapma planımız var. Tabii ki deneyimlerle, tecrübelerle bunu katlayarak yapma planımız var. Ama hangisi güzel geliyor derseniz tabii ki sahada mücadele ederek onun sonucunu almak benim için her zaman daha iyidir. Antrenör olarak da o görevi gururlu bir şekilde yapmak isterim. Çünkü bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, tecrübe deneyim edindiğimiz şeyleri genç arkadaşlarımıza aktarmak bizim için büyük bir gururdur. Federasyonumuz da zaten özel olarak onun için bizleri görevlendirdi, bu pozisyondayız şu anda. Ama kıyas yapacak olursam sahada mücadele etmeyi her zaman tercih ederim. Antrenman sırasında dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Ben genelde yabancı dinliyorum. Onlar daha güzel oluyor. Hareketli müzikler diyeyim o zaman. Kadir seni? Gazapizm, heyecanı yok. Lakabın ne Kadir? Deli. Benim bir lakabım yok. Curling yapmasan hangi spor yapardın? Voleybol. Futbol. Dünyaca ünlü 3 curlingçi sayın. Rachel Homan, Kevin Ko, Kevin Martin. Antrenman sırasında dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Pop ve yabancı dinlemeyi seviyorum. Ben de aynı pop, yabancı. Sporcu olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Öğretmen. Psikiyatrist. Erzurum EYOF'ta madalya kazanan takımdaki sporcuları sayın. Kader Macit, Mihriban Polat, Berivan Polat. Doğru mu? Biri daha vardı. Bilal Nevruz ve Zeynep Özdemir.